İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ölümü hatırlamak. Sülale-i Resul'den alim ve veli bir zat. Kadıköy müftüsüyken eyledi Hakk'a vuslat. Derdi ki, ey insanlar, bir seraptır bu dünya. Bugün var görünse de harap olur sonunda. İnsan çok yaşasa da ölecektir akibet. Ölümden hiçbir insan kurtulamaz ki elbet. Can vermenin acısı öyle çetindir ki hem hiç kalır ona göre dünyadaki her elem. Lakin ahiretteki azaplara nispetle hiç yok denecek kadar hafif kalır gayetle. Ölüm insanlar için çok zordur elbette ki. Gafletle ölenlerin kötüdür akıbeti. Nedense kimse bunu düşünmüyor maalesef. Duymuyor bunun için bir üzüntü ve esef. Düşünmüş olsalar da olmazlar müteessir. Halbuki bu hakikat olacak bir gün zahir. Halbuki bir Müslüman çekilip bir kenara, düşünmesi gerekir ölümü ara ara. Demeli ki, ey nefsim, gaflete dalma sakın. Belki sana ecelin her şeyden daha yakın. Eğer düşünüyorsan, çok gencim henüz daha. Genç iken ölenleri görmez misin acaba? Sıhhatliyim diyorsan, yine yersiz bu sözün. Sağlamken ölenleri görmez mi senin gözün? Düşünsene, ecdadın şu anda nerede, hani? Ayrıldılar dünyadan, hepsi de hem de ani. Akranından ölenler var iken senden evvel, sana gelmeyecek mi sanıyorsun o ecel? Onlar da senin gibi düşünürlerdi fakat, ummadıkları anda ettiler hepsi vefat. Var idi birçoğunun malı, mülkü, serveti, yine de ölüm oldu onların akıbeti. Ölümü onlar dahi etmezken hiç de hayal, bir anda bu dünyadan eylediler irtihal. Senin o ölenlerden ne farkın var ki acep? Ölüm hazırlığını geriye atarsın hep. Daha bir müddet önce beraber yaşadığın kimseler vefat edip toprak oldu bir yığın. Sen dahi onlar gibi olacaksın akibet. Hiç ölmeyeceğine elinde var mı senet? Ey nefsim! Bu gafletten uyan da kendine gel. Çalış lakin dünyada kurma hiç uzun emel. Geçen cenazeleri görürsün gözlerinle. Hatta bizzat kabre koyarsın ellerinle. Yine düşünmezsin ki buna rağmen ne garip. Ben dahi bunlar gibi olacağım an garip.
Ey nefsim, artık uyan, öleceksin sen dahi. Bir gün bu hakikatler çıkacaktır vallahi. Velakin pişmanlığın faydası olmaz asla. Öyleyse halis kul ol, dön Rabbine ihlasla. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim, İslam alimlerin ve evliyanın büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kudüs'e sorup buyuruyorlar ki, zekat niyetiyle bir kuruş vermek, dağlar kadar altın sadaka olarak, altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevaptır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e sorup. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz efendim, iyi günler. İyi günler. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkür ederiz. Allah'a Teala razı olsun. Buyurun. Hocam, ben Hanefi mezhebindeyim. Siz olgudan dolayı Maliki mezhebini taklit ediyorum. Benim adet sürem bugün 13. gün oldu. 10 günden sonra oruca başladım. Şu anda ne yapmam gerekiyor? Namaz kılıp Kur'an-ı Kerim'i takip edebilir miyim? Onu soracağım. Peki efendim. Hocam, fitre verirken çocuklarımızdan da vekalet almamız gerekiyor mu? Başka var mı efendim? Bir sorum daha var hocam. Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala lafzı bir yerde sadece geçiyormuş aynı anda iki kere. Orada hoca arasında dua etti. Bu doğru mu acaba? Uzun bir dua etti. Peki efendim. Teşekkürler. Allah razı olsun hocam. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı Ramazanlar hocam. Ellerinizden öperim. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam, dinleyicilerimizden ve sizden özür dileyerek soruyorum. Yani soracak kimse bulamadığım için size danışıyorum hocam. Özür dilerim. 7 aylık bir gebelik var hocam da benim sıkıntı oldu. Yani ara ara lekelenmeler oldu. Ve arada hocam mesela şaşırdım mı şaşırmadım mı diye tereddütlüyüm. Bu aralar biraz vesvesem de arttı. Maliki taklit ediyor musun, etmiyor musun? Evet, evet, ediyorum hocam, ediyorum. 13 gün harç kabul ediyorum, 15 gün temizlik kabul ediyorum. Hı-hı. Şimdi diyorum ki ya, eğer bazen öyle olur hocam, biraz kalbime vesvese geldi, onun için bana bir şey verirseniz. Yok, hani değil. Abdest alırken diyorum acaba şeysiz mi namaza duruyorum? Hani şaşırmış olabilirim. Ben hocamıza tam itimadım alacağım, güveniyorum. Hani 13 gün sayıyorum, 15 gün temizlik sayıyorum. Eğer şaşırdıysam günah gider miyim? Hayır, girmez. Tamam. Ha. Hocam, bir de şimdi oruçta nasıl olacak hocam? Diyelim, orucu tutuyorsun. Tamam. Peki sağ efendim. Hocam, bir de dualarınızı bekliyorum yakınlarım ve kendim için. Allah Teala razı olsun. Hayırlı evlat nasip etsin. Salih salih evlat nasip etsin inşallah Teala efendim. Sağ olun hocam. Peki efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nasılsınız? İyisiniz. Amin, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah afiyetteyiz. Hocam, ben afiyet. Çok seviyorum. Çok seviyorum hocam. Bunu dinlendirmekten de mutlu oluyorum. Buyurun hocam. Afiyet hiç günah işlememekmiş. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder hepimize. Hocam, biz size inanıyoruz. Hüsnüzan da ediyoruz. Hani illa da şey diyorsanız, hiç günah işlememekmiş, biz işliyoruz diyorsunuz. Siz tevazu gösteriyorsunuz ama yok, biz gerçekten sizi seviyoruz hocam. Allah-u Teala sizden razı olsun ki selam, yıllardır selam, sizi selam, takip olsun. Edebiliyoruz. Sizin sayenizde bir şeyleri doğru olarak öğrenebildik ve bunları icra ediyoruz. Bu gerçekten beni çok bahtiyar ediyor. Tabii Mustafa abiye ve diğer emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu arada hocam, Mustafa abimizden de rica edelim. Bayramdan sonra size şöyle güzel çaylar, pastalar falan ikram etsin yani. He ya, değil mi? Böyle tabii, saf tabii, saf böyle. Tabii. Oruç gibi. Özellikle o sohbet arasında kendisi sohbet okurken size bir şeyler ikram etsin yani, değil mi hocam? Hiç iftardan sonrasını görmüyorsunuz ama. Hocam, yani ne oruç. Ziyafetler çekiyoruz hocama. Maşallah. Hocam, yani. Her şeyi hak ediyorsunuz hocam. Her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Bunu biliyorsunuz hocam. Ben hep söylüyorum. Yok, şimdi orucu bozdurtturacaklar bunlar. Ziyafet, çay mı falan derken. Hocam, siz de küçük bir ziyafet için, dünyalık için siz orucunuzu zayi etmezsiniz. Biz buna da inanıyoruz. Buyurun efendim. Hocam, benim sorularım var. Onları hemen sorayım size. Hocam, şimdi birinci sorum şudur. Biliyorum ihtilam olmanın orucu bozmadığını ama bir gün hocam işte 2-3 saat iftara kala uyurken bir arkadaşım telefon etti. İşte iftar için davet verdiğini söyledi, çağıracağını söyledi. Ben de hocam uyandığımda işte ihtilam olduğumu gördüm ama
arkadaşıma da bir şey söyleyemedim daha. Yani aracıyla gelmişti. Direkt oraya gidip orucumu bozduktan sonra gusül edebildim. Bu benim orucuma mani midir hocam? Yani normalde mani olmadığını biliyorum ama oruçtan sonra bunun önlemini almak fırsatı bulabildiğim için o sıkıntıyı size arz ediyorum hocam. İnşallah ona yanıt alalım. Bir diğer sorum da hocam, bir arkadaşım söyledi bunu. İşte diyor ki Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini söylüyor. Tabii itikadı biraz bozuk bir arkadaş ama ben onunla arkadaşlığa devam ediyorum. Şöyle hocam devam ediyorum. Belki imana gelir, belki insaf bulur. Hani sizin kitaplarınızı da çok önermeye çalışıyorum. Bu nakli esas almış olduğu için kitaplar hocam. Diyor ki hocam, işte bizim yasalarımız İslamiyet'e, şer'iye uygun olmadığı için bu yasalar diyor, bu yasalara işte aynı şekilde onay veren insanların hepsi şirk işliyor. Bunları evet diyen, bunlara onay veren. Ya ben de dedim ki hani yaşamış olduğumuz ülkede başka bir alternatif yok, yapabileceğimiz bir şey yok. Böyle düşünme dedim. Bunu soruyorum hocam. Bununla ilgili bir izahat yapar mısınız? Peki efendim. Bir diğer sorum hocam. Şimdi malum hocam, imsak vaktindeki beyaz iplik siyah iplikten ayrıt edilinceye kadar yiyiniz içiniz meselesi var. Bununla alakalı olarak da o arkadaş diyor ki bu diyor normalde sabah namazından yarım saat sonra. Ya ben dedim ki abartma, yani elinden gelse herhalde güneş doğduktan sonra bile yiyebilirsiniz. Güneş doğduktan sonra bu olur diyeceksiniz. Yani o kadar abartıyorsunuz ki tarzı bir sohbet geçti, söyleşi geçti aramızda. Güya hocam bunun internette bir resmi varmış. Bu resimde sabah namazından 30-40 dakika sonrasını işaret ediyormuş. Ben dedim ben orucumu zayi edemem. 17-18 saat çöpe gitmesin. Sizin ifadelerinizi kullandım. Bir diğer sorum hocam. Mevlana Hazretleri ile alakalı olaraktan Şems-i Tebrizi Hazretleri'ni bir gün ziyaret etmek istemiş. Güya Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin yanında Kimya adında bir hatun varmış. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bunu görünce uzaklaşmış. Sonra Şii Tebrizi demiş ki hocam işte o Allah'ın lütfuydu, Allah'ın yansımasıydı demiş. Ya dedim böyle söyleme, imanın tehlikeye girer. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar değil mi hocam? Yani asaslar olmayan zındık ifadeler. Ben de zaten inanmadım hocam. Bu arkadaş işte Yunus Emre Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi mübarek zatları sevmiyorum diyor. Ben de diyorum ki onları sevmiyorum deme. En azından benimle konuştuğun sürece dersen aramız bozulur dedim hocam. Diğer bir sorum da hocam. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kardeş katli meselesi yüzünden birçok insan ölmüştür. Dolayısıyla bu iyi bir padişah değildir gibi iftiralar ediyor. Kundak'taki çocuğu bile işte kardeş katli vaciptir esası gereği katlettirmiştir diye böyle ifadeler kullanıyor. Hocam sizin bu konuda da engin bilginizden Allah aşkına rica ediyoruz hocam. Peki efendim. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı günler. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimiz dedi ki 10 gün geçti. Hayızı bir hanımın. Peki böyle durumda ne yapacak? Şimdi burada tereddüt olan diğer 3 mezhepte aşağı yukarı temizlik müddeti 15, hayız müddeti 15 sonu. Bir tek Hanefi mezhebi hayız müddetini 10 gün kabul ediyor. Şimdi Hanefi mezhebinde olup da Maliki, Şafii veya Hanbeli mezhebine taklit ediyorsa bir hanım, orada problem oluyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, o 15 gün değil de Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit eden demek ki bir kabil falan onu aldılar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh 3 gün ilave eder buyuruluyor. 3 gün ilave eder. Çünkü Hanefi mezhebine göre 10 günden sonraki gelen istihazadır, özürdür, namazını kılması lazım. Ama Maliki mezhebi diyor ki yok, hayız devam ediyor. Orada farzla haram çakışıyor. Namaz kılması haram diyor, öbürsü farz diyor. Onun için farz geciktiriliyor. Kaza ediliyor sonra. 3 gün ilave ediyor. 3 gün ilave ediyor. Bu 13 gün zarfında namazını kılmıyor. Ama 10 günden sonra orucunu tutuyor. Çünkü oruçta taklit etmiyor. Ama o 3 günü de sonra kaza ediyor. 3 günü de sonra kaza ediyor. Efendim taklit etmiyorsa Hanefi mezhebinde kendisi hanım 10 günü geçerse
Zaten 10 günü geçerse istihaz olduğu için hemen gusül abdesti alacak, namazını da kılacak, orucunu da tutacak. Ondan sonra evliyse yani diğer muamelelerin hepsi de serbest oluyor o zaman. Bu 10 günden sonra devam edenler için tabii, devam geçerli edenler olan için. Bir şey. Tabii. Peki 11. günde kesildiyse bu 13'e gene bekleyecek mi? Hayır, beklemeyecek. Orada kesildiyse. Veya 12'de. Akıntı devam ediyorsa 13'e kadar bekleyecek. Evet. Ha, bazıları şöyle zannediyor. Onu açtığınız iyi oldu. Mesela Hanefi mezhebinde 10 gün ya. Mesela 3 gün bile olsa 10 güne kadar bekliyor onu. Hayır, öyle değil o. 4 gün geldi kesildi, hemen gusül abdesti alır, namazını kılar. Yani akıntı devam ederse 10 güne kadar bekler. Ve yine Maliki mezhebini taklit ediyorsa, akıntı 10 günü geçtiği halde devam ediyorsa 13'e kadar. 13'ten sonra da devam ediyorsa ona itibar etmez. Gusül abdesti alır, namazlarını kılar. Diğer muamelelerde serbest olur. Yani onu iyi anlamak gerekir. Yani hatırlatmanız da, konuyu açmanız da iyi oldu. Efendim gelelim dinleyicimizin diğer bir suali. Sadakaya fıtır verirken evlatlardan da vekalet alacak mıyız? Kitaplarda yani vekalet alınır diye ifadesi geçmiyor. Yani evin reisi gider, ben fıtralarınızı verdim demesi kafidir. Çünkü vermekte mükelleftir evin reisi. Ama buluğa ermiş olanlar varsa evli mesela, onlar da vekalet alınır o zaman. Vermek istiyorsa o zaman vekalet alınır. Efendim Kur'an-ı Kerim'de bak, Allah lafzı aynı anda iki yerde geçince hemen orada oturmuşlar, dua etmişler. Bunlar niye söylemiyor zaman efendim? Bak, yaşama türlüsü oldu. Bilmiyorum ben bunları. Ben de ilk defa duyuyorum ama yani. Ha, sen de bilmiyordun. Yok, ha, ben de bilmiyorum. Mazursun ya zaman. Bilip de sakladıysan ayıp olur. Dinleyicimiz mi yanlış şey yaptı diye şimdi düşünüyorum. Yani böyle bir şey ilk defa. Yani. Ben de Kur'an-ı Kerim okumasını bilen, imamet makamına gelmiş veya müezzin olmuş birisinin yani böyle yapmaması şey lazım. Yapmaması lazım da. Nasıl bir eğer şey böyleyse anlamadık. Ama yanlış değil mi? Yanlış tabii şey. Uygun değil. Yaptığı uygun değil. Yeni bir şey çıkartıyor demektir. Kitaplarda yazmayan yeni bir şey çıkartıyor. Kitaplarda yazmayan şeyi çıkarttı. Küllüm hepsi bidattır. Peki bidat ne olur? Allah saklasın ya. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir buyuruyor. Allah Allah. Cehennemde bile itibarları yok biliyor musun? Cehennemde bile itibarları yok. Cehennemin köpekleridir buyuruyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İşte Allah-u Teala acele etmediği için aldanıyoruz. Yok ya, yaptığım yanıma gel. Öyle bir şey yok falan filan. Allah-u Teala acele etmiyor ki. Nereye gidecek? İşte hani o Behlül Dağ'ın hazretlerini zaman zaman anlatıyoruz ya, naklediyoruz ya. Evine hırsız girmiş. Sabahleyin, sabah namazdan sonra erkenden gitmiş kabristan şeyde kapısı önünde bekliyor. Bak, kapısında sabahleyin insan oradan geçerken demişler hayırdır demiş, evime hırsız girdi. E demiş, niye karakola gitmedin? E nasılsa buraya gelmeyecek mi demiş. Ama müthiş bir şey yok ya. Hem 50 sene sonra olsun ya, oraya gelecek yani, başka bir yere gidecek yok yani. Tilkinin dönüp dolaşacağı kürtçü dükkanı derlerdi bize çocukken. İnsanın da dönüp dolaşacağı, korksa da kaçsa da kabir. Yok başka alternatifi yok. Allah Allah. Efendim diğer bir dinleyicimiz. Bu da dinleyicimiz gibi bir konusu var. Bu dinleyicimiz hamile. Maliki mezhebin taklidi diyor. Şimdi Hanefi mezhebinde olup da hamileyken gelen akıntılar özürdür, istihazadır. Hayız falan değildir. Dikkate almayacak yani. Dikkate almayacak. Fakat İmam Malik Hazretleri hamileyken gelen de şeydir, hayızdır diyor. Onun için tabii mezhep taklidi güç oluyor biraz. Niye? Ek yük yüklüyor. Ek yük yüklüyor. Ama şeyden kurtuluyorsun. Cenabetten kurtuluyorsun. Ondan sonra ne bileyim ben, namazın borçlu kalmıyor ahirette, yüzün kara almıyor. Abdestsizlikten kurtuluyorsun. Abdestsizlikten kurtuluyorsun. Peki leke gördüğü zaman diyelim ki bu zaten dinleyicimiz biliyor, meseleyi iyi anlamış. Ben de 13 kadar bekliyorum dedi. Eğer dedi bu leke gelmeye devam ediyorsa
Ondan sonra dedi 15 gün temiz kabul ediyorum dedi. Sonra devam ediyorsa 13 günde de daiz kabul ediyorum. Aferin, iyi anlamış yani. Pratik çözümdür bu. Pratik çözümdür. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. İhtilam olmuştu ama diye, öylece dedi bir arkadaşım, birisi acilen iftara çağırmıştı. Ben de dedi gittim. Ben de gittim. Yani gusül abdesti falan almadım. Almadan gittim dedi. Yani yetiştiremedim falan dedi. Ya yani o orucum olmuş mu? Orucu olmuş. Peki böyle durumlarda, böyle durumlarda bir şey yemek içmek mekruhtur. Ağzını yıkarsa mekruh olmaz buyuruyor. Ona dikkat etmeli. Önce ağzını yıkarsa. Evet. Ama böyle geciktirmek de uygun değil. Uygun çünkü saadeti ebediyede Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala'yı İmam-ı Gazali Hazretleri'nden naklediyor da, hatta orada bir hadise anlatıyor, birisi vefat etmiş. Demişler ne haldesin? Usul gerekiyordu. Geciktirmiştim. Ateşten bir gömlek giydirdiler buyurlar. Ahirete gidince artık ya, İşte bak ben yani unuttuydum, bilmiyordum falan, kusura bakmayın, şimdi de affedin, bir daha yapmayacağım falan. Hiç dinlemiyorlar. Diyorlar ki dünyada sen bunu yapmışsın. Artık bunun tövbesi yok burada. O tarafa geçtim, yok. Tövbesi yok. Özür dilerim, pişman oldum. Yok. Gömlekler de ateşten oluyor yani. Ha, gömlekler ateşten oluyor. Markası ateş. Markası ateş. Efendim ben onu değil, öbürsünü. Onların dediğini yapacaksın, başka yok. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı zekat farz, sadaka nafiledir. Zekat niyetiyle fakire bir altın vermek, 100.000 altın sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü zekat vermek farzı yapmaktır. Zekat niyeti olmadan verilenlerse nafile ibadettir. Farz ibadetin yanında nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildir. Mel'un şeytan, müminleri aldatarak farzları küçük gösteriyor, kazaları tehir ettirip nafilelere yol gösteriyor. Zekat verdirmeyip nafileleri göze güzel gösteriyor. Sünnetlerin ve nafilelerin söz verilen büyük sevapları, farz borcu olmayanlar, kazalarını ödeyenler içindir. Kazası olanların farzlardan başka ibadetlerine hiçbir sevap verilmez. Bir kimsenin elindeki mevcut parasıyla alacakları borçlardan fazla olup nisap miktarını aşıyorsa zekat verir ve kurban keser. Üç türlü alacak vardır. 1- Ödünç verilen ve zekata dahil edilebilen malların satışı karşılığı olan alacaklar nisaba katılır. Alınacak paranın veya bununla eldeki mevcut malın toplamının nisabı üzerinden bir sene geçince isterse fakirin lehine olarak alacak rakamının hepsinin, isterse eline geçen her miktarın zekatı verilir. 2 sene sonra eline geçen 2 yıllık, 3 sene sonra geçenin de 3 yıllık zekatı verilir. 2. Ticaret eşyası olmayan malların ve ihtiyaç maddelerinin satış karşılığı ve bina kirası olan alacaklar da nisaba dahil edilir. 3. Miras sebebiyle olan alacaklar da nisaba dahil edilir. Bu alacakları nisabı buluyorsa, ele geçtikten 1 yıl sonra yalnız o yılın zekatını verir. Geçmiş senelerinkini vermez. Eğer elinde nisap miktarı mal da varsa, bu eldekinin 1 yılı tamam olunca mirastan aldığıyla birlikte zekatını verir. Bunun için ayrıca 1 yıl beklemez. 1. ve 2. maddedeki alacakları 1 sene geçmeden önce alınca elindeki nisaba dahil ederek zekatlarını birlikte verir. İmameyn ise her alacak nisap miktarıysa, alınan miktar az olsa da 1 yıl geçmişse zekatı verilir buyurmaktadır. İnkar olunan alacaklar ve kaybedilmiş mallar tam mülk olmadıkları için nisaba katılmaz ve ele geçerlerse önceki senelerin zekatları verilmez. Senetli alacaklar
iflas edende ve fakirde olsa nisaba katılır. Ele geçince geçmiş yılların zekatı da verilir. Dünya geçicidir. Bu geçici dünyanın malı, parası insanı aldatmamalıdır. Bu mallar daha önce başkalarınındı. İnsan öldükten sonra yine başkalarının olacaktır. Bunun için Müslüman, cehennemin şiddetli azabını düşünüp zekatını vermelidir. Zekatı verilmeyen mal, uşru verilmeyen mahsul, gerçekte zehirdir. Bütün malların hakiki sahibi Allahü Teala'dır. Zenginler bu malların sadece vekilleri, bekçileridir. Zerre kadar iyilik eden iyiliğini bulacaktır. Hadis-i şerifte Allahü Teala iyilik edenlere karşılığını elbette verecektir buyuruldu. Haşr suresinde zekatını veren elbette kurtulacaktır diye müjdelendi. Ali İmran suresinde 180. ayet-i kerimesinde mealen Allahü Teala'nın ihsan ettiği malın zekatını vermeyenler iyi ettiklerini, zengin kalacaklarını sanıyor. Halbuki kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. O malları cehennemde azap aleti olacak, yılan şeklinde boyunlarına sarılıp baştan ayağa kadar onları sokacaktır buyurulmuştur. Kıyamete ve cehennem azabına inanan zenginlerin mallarının zekatını, tarla mahsullerinin, meyvelerinin uşrunu vererek bu azaplardan kurtulmaları lazımdır. Hadis-i şerifte zekat vererek malınızı zarardan koruyunuz buyuruluyor. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim şimdi üçüncü dinleyicimiz, son dinleyicimiz aslında. Bir dedi arkadaşım var dedi. Ben dedi münasebette kesmiyorum dedi. İşimizi devam ettirmeye çalışıyorum falan dedi. Buna bazen konuşuyoruz falan dedi. Abuk subuk şeyler de söylüyor ama dedi. Mesela dedi bu ülkenin işte kanunları... şeye İslamiyet uymadığı için ve bunları destekleyen, bunları şey yapanlar hepsi müşrik oluyor, şirk oluyor falan gibi acayip garip laflar gidip, söylüyor. Gidip falan. Oy kullanmak şirktir, şirktir diyenler falan. Var. Bu da öyle diyor. Tam İslamiyet'i bilmemek, tam kalın kafalı daniskası. Be arkadaşım, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Hiç mi okumadığın? Adam bütün Haçlı seferler bilmem neler en sonunda Osmanlı yıktılar, hatta Osmanlı yıkılınca yeryüzünde de Müslümanlar koruyacak bir devlet kalmadı. Hilafeti de kaldırdılar. Müslümanlara dünya üzerinde tanınan kafirlerin tanıdığı statü köle. Senin kanun yapma, kanun çıkarma bilmem falan filan yok. Getir dayadı. Bu İtalyan kanunu, bu İsviçre kanunu bilmem ne kanunu. Adına da modern olduk, demokratik olduk falan filan hikayesiyle. Sana kendi ülkende bile aynı şekilde esaret zinciri taktılar. Kölesin, hakkın yok, selahiyetin yok. Kalkmışlar sana. Buna evet diyeyim bilmem ne oldu falan. Lan, ne diyeceğim peki? Ne yapabileceksin? Efendim işte biz... Yani bakalım kaldır bakalım kaldır baş. Kaldırabilir misin? Hicret et o zaman. Nereye hicret edecek? Nereye gideceksin? Hicret edecek Müslüman ülkesi yok bir kere. Bir. Evet. Evet. Avrupa ülkeleri, Amerika ülkelerinde de tukaka diyorlar Müslümanlara değil mi? Hakiki manadaki evet. Müslümanlara tukaka diyorlar. O sadece kendi menfaatlerine uygun olanı. Madem ki aynı şekilde hürriyeti bilmem neydi falan filan. Suriye'deki göçmenler Avrupalılar niye kapılarını açmadılar? Ben ancak 3.000 alırım, 5.000 alırım falan dedi. Niye? Hani aynı şekilde bunların insancıldığı, hümanistliği bilmem neydi falandı. Şöyle seviyorum. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Çünkü Avrupa'daki ve Amerika'daki bugün o hani dünyaca işte övüp duruyorlar işte efendim şöyle metrolar var şu katlarda bu katlarda onlar nasıl yapıldı? Afrika'dan getirdiler o insanları aynı şekilde karın tokluğuna bile değil. Çalıştırıp hepsini de katlettiler. Yani o kölelerin üzerine bina ettiler. Elbette sonu yıkılacaktır onların. Göçecek onlar da. Allah böyle imhal eder ama ihmal etmez. Muhakkak yıkılacak. Avrupalılar da Amerikalılar da bunun belasını olacaklar ve cezasını çekecekler. Zaten sallanmaya başladı Avrupa. Amerika da aynı şekilde göçecek. Efendim nerede yıkılacakmış da falan. Biz her zaman anlatıyoruz ya. Ben lisede öğretmenken işte Türkiye gazetesini götürüyorum o zaman. Dış politikada Mustafa Necati Özfatar'a. Abimiz işte şey yapıyordu işte. 2000'li yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kalmayacak falan diye.
Tabii şimdi onların belli ölçüleri var. O şeylere bakıyor falan, hakikaten geliyor. Ama bunlar Afganistan'a bir saldırdı, o Sovyet Sosyal Cumhuriyeti Birliği bir saldırdı. O saldırı da işte hani zulüm. Zulüm birden doğruğa çıktı orada. Doğruğa çıkınca 2000'e kalmadan paldır küldür yıkıldı gitti. Çok ve dünyanın de ikinci süper gücüydü. Yani 2000'e varmadı. 2000'e varmadı. Paldır küldür yıkıldı gitti. Onun için olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalifi el eser savur harman gibi. Öyle bir şey olur ki savur verir. Hiç nereden geldiğini de bilemezsin. Bu cemiyet içinde böyle, devlet içinde böyle, şirket içinde böyle, aile içinde böyle, hepsi için böyle, insan içinde öyle. Bugün ben mevki makam sahibi falan bir muhalifi eser, yel eser, adını sanını bile kimse aynı şekilde bilmesin. Çünkü Allah-u Teala zelil etmek murad edince onu kimse aynı şekilde aziz edemez. Bu mümkün değil. Bu hiçbir zaman hiçbir şekilde de mümkün değil. Dolayısıyla bu cehaletin, cehaletten başka bir şey değil. Yani bilmemek. Otursa aynı şekilde ben nasıl bir ülkede yaşıyorum? Efendim işte burası Müslüman ülke. Müslüman ülke değil arkadaş. Bizi de hani şey yapıyordu. Mesela TGT kurulmadan önce Türkiye gazetesinde çalışırken işte banka reklamı çıkınca faiz, siz faiz diyorsunuz, siz faiz diyorsunuz. Ya hangi ülkede yaşıyorsun sen be arkadaş? Şimdi aynı şekilde soruyorum. Arkadaşım sen esnaf bile olsan parayın girdisi çıktısı nereden girecek bankadan? Eğer özel şirkette çalışıyorsan, devlette çalışıyorsan maaşın nereye yatırılacak? Bankaya. Ne oldu şimdi sen? Faizci mi oldun sen şimdi? Sistem bu arkadaşım ya. Bildiğin yok. Aynı şekilde böyle boyuna bas bağırıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan. İşte efendim siz şarkı türkü de söylüyorsunuz ha. Ben söylemiyorum da. Ben söylemiyorum bir değil de, mi? Bir de şey var. Çok özür dilerim de. TGRT'yi Fox'a sattınız falan işte. Yok Yahudiymiş de bilmem ne. Müslüman alsaydı? Müslüman alsaydı. Müslümanlar 3 kuruş para vermediler o zaman. Hı hı. Paraya ihtiyacı olduğu zaman. Adam geldi parasını bastı aldı. Artı sanki biz TGRT'yi frekansını satmasaydık Fox'a. Fox burada televizyon kuramayacaktı yani. Aha, ya yok idi gelecekti aynı şekilde kuramayacaktı. Zaten ellerindeydi. Lafa gelince tabii ki. Fırıncı kürüye gibi. Çamur at. Fırıncı çamur at, iz kalsın. Dolayısıyla bu cehaletin zirvesidir bu tip sözler. Sıkıysa kaldır bakalım hani. Sıkıysa kaldır. Sana yetki versin, kaldırsan kaldırabilir. Mesela ben Milli Eğitim'de çalıştım. Tevhid Tedrisat Kanunu var bir. O tevhid tedrisat. Dokunamıyorsun. TC kurulduğu zaman getirmiş İngiliz aynı şekilde dayatmış onu. Hani 2023'te inşallah aklı başında birileri gelir de. Dokunamıyorsun. Yeraltı zenginliklerine bile dokunamıyorsun. Adam her şeyin esir almış gitmiş. Haşhaş bile ekemiyorsun. Haşhaş bile ekemiyorsun. Daha düne kadar aynı şekilde. Adam sana silah veriyor. Tabii. Hop diyor, tarafa atamazsın benim aynı şekilde silahımı. Ne tarafa atacaksın? Havaya atacaksın diyor. Düşmana atamazsın. O benim korumam altında. Havaya atacaksın. Nitekim işte uçaklar havalanıyor. Kandili bombalıyoruz. Nereleri bombalıyorlarsa gidip atıp geliyorlar değil mi? Önceden öyleydi yani. Önceden öyleydi. FETÖ'cüler o dağı taşı bombalamış. Hı-hı. Efendim dolayısıyla ya bunlar ya kör ya sağır. Allah Teala hidayet nasip etsin. Efendim beyaz siyah iplik internetten biz gördük o öyle değil falan. Tabii canım biz de televizyondan Hilal'i gördük. Yarın bayram. Ne ahmaklık ya. Ben internetten gördüm falan. Ama sen internetin seni görmen aynı şekilde. Orada uydur kaydırık birisi gitmiş Norveç'te bilmem ne yapmış da onu getirmiş de internete koymuş da. O ne alakası var yani? Ne alakası var? Cehaletin danışkası yani. Ha, internetten gördüm ben. Tamam. Biz de televizyondan gördük. Bu laf olsun diye söylemiyorum. Hani TGRT eski binasındayken bir gün işte Hilal'i gördüm. Telefon biz dedi Hilal'i gördük dedi. Hilal görülmüş dedi. Dedim nasıl görülmüş ya? Dedi Almanya'da dedi televizyonda göstermişler. Öyle mi dedim. Biz her zaman gösterir sonra dedim ya. Allah Allah. Televizyonda iş bitiyorsa. Şimdi ay görülecek yer bulamamış gitmiş Alman televizyonuna girmiş oradan sığınmış herhalde oradan gözükmüş. Tövbe yarabbim ya. Allah Teala akıl versin, insaf versin, anlayış versin. Efendim işte Mevlana Hazretleri'ne, bu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne de bu dinsiz ve imansızlar. Zaten işte bu büyüklerin böyle gözden düşürmek için her türlü pisliği söylüyorlar.
Şimdi senin Diyanetin kalkıyor aynı şekilde. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri, Cemil Tirmizi Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri gibi zatların hayatlarına ve onların bildirdiklerine hurafe ederse, adam da gelir aynı şekilde böyle iftiralar yapar. Ama unutmasınlar, bunları yapanların başına bu tekrar gerisin geri döner. Mevlana Celalettin Rumi Kudüs'e Hazretleri, Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh'ın soyundan gelen Allah-u Teala'nın sevgili bir kulu. Hocası Şems-i Tebrizi Hazretleri de Allah-u Teala'nın sevgili kuludur. Bunlara sürülecek iftiranın da bedeli ağır olur. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki, İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri, Evliya-i Kiram'a dil uzatan, onları küçük düşüren kafir olur buyuruyor. O çok ağır söylemiş. Ha, Muhammed bin Kutbettin İzik Hazretleri, İmam Bilgi Hazretleri afattır diye geçiyor. Ama o afat da netice itibariyle küfre götürüyor. Yani şakası yok. Allah-u Teala kendi zatına yapılanı affeder ama hayırdır, sevdiklerine yapılanı affetmez buyuruyor. Sevdiklerine yapılanı affetmez. Muhyiddin Arabi Hazretlerine kafir diyenlerin, ben bakıyorum, imanlar gitmiş, hepsi kafir olmuş. Evliya-i Kiram'a dil uzatanlara bakıyorum, sonunda imansız gidiyorlar. Otursun aynı şekilde, edebiyle otursunlar. Çok tehlikelidir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim bir de işte Fatih Sultan tenkit ediyormuş. Kardeşine katlettiği de falan filan. O senin için yaptı onu. Hani bazen diyorum ya, niye aynı şekilde bunlar şey yaptılar? Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin iştahı o, biliyor musun? İslamiyet'e uygundur o yaptıkları. Birlik ve beraberliği, vücudun selameti için parmağı feda ediyordu. Hem de kendi evladını feda ediyordu. Kendi kardeşini feda ediyordu. Şimdi bazen ben bir seferinde Konya'daydım, bir akrabadan birisi işte böyle dedi. Osmanlı Sultanları'ndık işte dedi, çocuklarla kulak attırdım işte kardeşlerim. Dedim ya, ben olsaydım o sultanlar yerine dedim, sizin gibiler böyle hiç düşünmezdim dedim. Gelin derdim ona. Oğlum sen şuraya devlet kur, sen de şuraya. Bana da vergi verin. Ben rahat ederdim dedim. Ne halim nasıl görsün. Siz dedim, affedersin, aynı şekilde amele gibi çalışır durdunuz. Öyle bakıyor. Öyle mi olurdu? Yok. İkindin olurdu dedim. Öyle olmaz da ikindin olurdu. Dedim, memleketten aynı şekilde senin, benim, aynı şekilde bütün Müslümanların birliği için kendi evladını feda etti. Sen buna aynı şekilde minnet duyacağın yerde ahmaklık ediyorsun, bir de saldırıyorsun ya. Bu ne terbiyesizlik ya. Bu ne haddini bilmezlik ya. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri işte hançerlenip anlıyor vefat edeceğini. Diyorlar ki yerine birini tayin et. Çünkü kendisi tayinle geldi. Efendim seçimle gelecek. Seçimle şart diyeceğim, tayinle de oluyor. Hazreti Ebu Bekir tayin etti onu. Dedi ki oğlunu, yok dedi, bir evden bir şehit kafidir dedi. Ama Ebu Ubeyde'm Cerrah hayatta olsaydı onu tayin ederdim. Çünkü Peygamber Efendimiz ona aleyhissalatü vesselam bu ümmetin emini vuruyorlar. Yani ahirete gidince ona da soracaklar. Ne yaptın? Kime emanet ettin? Resulullah Efendimiz'e hesap vereceği için. Peki diyorlar, bir tavsiyen yok mu? Ben vefat edince buyuruyorlar. 6 isim söylüyor. Aşere'nin 5'lere bunlar. Bunlar bir odaya koyun. Odanın kapısına da nöbetçi dikin. Bunlar 6'sı içeride bir kişiye ittiba etsinler. Seçip ona ittiba etsinler. Kapı açıldığı zaman bir kişi muhalefet ederse onu öldürün diyor. Öldürün dedi Yaşar'ın 5'lere Mustafa Bey. 2 kişi muhalefet dedi, ikisini de öldürün diyor. Ya şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri haşa katil mi? Hem de Aşere'nin 5'lere, Eshab-ı Kiram aynı şekilde. En iyi tanıyan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hesabını. Niye öyle söylüyor? Bu işte adı niye öyle? Çünkü öbür tarafta bütün aynı şekilde bir beden söz konusu. Bir bedenin kurtulması söz konusu. İşte Osmanlı Sultanları da o bedeni selameti için evlatlarını feda ettiler. Bağırlarına taş bastılar. Evlat acısını aynı şekilde bağırlarına bastılar. Biz rahat edelim diye. Bu rahat edenlerde de dil pabuç gibi, fırıncı küreği gibi lap 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 söylüyor. O söylediği lafın aynı şekilde bir bedeli olacak. Bunun bir hesabı olacak. Ahirette buna geri döndürecekler. Acaba nasıl hesap verecek orada? Nasıl hesap verecek? Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin, Emen abiyle bir şey anlattılar da Ankara'daydık. O zaman daha şey olmadı, tekerete kurulmadı, doğru ya. Ben de aynı şekilde Milli Eğitim'de çalışıyordum. Konya'ya gitmiştim, oradan Ankara'ya geçmiştim falan. Bağolum kitap evi vardı.
Hacı Bayram Camii'nin orada. Oraya teşrif ettiler. Enver Ören abiyle, o Enver Yazıcı abi vardı. Ankara temsilcisi. Beraberce teşrif ettiler o pahalı kitabevine. O zaman da şey çıkartıyordu Türkiye gazetesi, hatırlarsın. Sultanlar serisi. Şu küçük parmak kalınlığında küçük küçük. Padişahlar. Padişahlar çıkartılıyordu. İrfan Atagül müydü onlar hazırlıyordu. İşte o rahmetli Enver Yazıcı rüyada görmüş. Sultan Murat Han'ı o ay çıkan şeyde. Demiş ki Enver abiler için Enver'cime selam söyle. Enver abileri anlatınca orada anlattılar da o bağlım kitabında. Şu kadarcık bir hizmet için oradan selam gönderiyorlar buyuruyorlar. Orada onlar mübarek oldukları ondan sonra eğer bir şey dikkatli oldu Allah rızası için onlar hüküm sürdükleri niyetlerinin böyle olduğu anlatılıyor. O kadarcık hizmet için buyuruyorlar. İşte Enver'cime selam söyle diye selam göndermişler. Ahiretten gönderiyor selamı bir de. Rüyasına giriyor Enver Yazıcı'nın. Hal böyle. Şimdi bu yapılan iyilikler onlara intikal ettiği gibi yapılan kötülükler de sözler de kayda geçiyor ve hesabı sorulacaktır bunlar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Efendim biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.